Efendim Almanya'dan hepinize merhabalar. Aynen Türk ile Karadeniz harmanı Almanya, Hamburg, Trabzonlar ve Trabzonspor taraftarları derneğinden yayın akışına başlıyor. Efendim Almanya'dan, Hamburg'dan herkesi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Efendim bu programda neredeyiz? Hamburg'dayız. Hamburg, Trabzonlar ve Trabzonspor taraftarları derneğindeyiz. Yanımızda çok değerli başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz var. Dilerseniz öncelikle şöyle başkanımı dönelim. Başkanım merhabalar. Merhabalar Sayın Ayhan Hocam, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Başkanım biz sizi tanıyoruz ama ekran başındaki sevgili izleyicilerimize Murat Yılmaz kimdir? Kendini tanıtır mısın? Murat Yılmaz kimdir? Ekrandaki seyircilere de hoş geldiniz diyorum. Hamburg Trabzonlar ve Trabzonsporlar Taraftarlar Derneği'ndeyiz. Yaklaşık 21 yıllık bir derneğimiz. Artık Hamburg'da gelenek haline ve vazgeçilmez STK arasına giren bir derneğimiz değil. Maşallah. Tebrik ediyorum. Lokalimiz Hamburg'un çok merkezi, Altona ilçesinin çok merkezi bir konumdayız. Müsait bir mekanımız var. Burada hemşerilerimizden bir araya gelip hasbihal ediyoruz. Değişik faaliyetlerimizi, organizasyonlarımızı düzenliyoruz. Böyle de misafirlerimizi kabul ediyoruz işte. Ne güzel. Başkan tebrik ediyorum. Az önce yönetim kurulu ile bir toplantı yaptınız. Önümüzdeki ayın 25'inde bir Karadeniz geceniz var. Ama dilerseniz bir ara verelim. Diğer arkadaşlara geçelim. Sonra onunla ilgili bir sohbet ederiz. Oldu mu? Seve. Peki. Teşekkür ediyoruz. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sizi de tanıyalım. Ben Adil Yılmaz. Adil Yılmaz. Hep Yılmaz. Maşallah. Evet. Hiç... Yılmaz bayağı çok garip. Evet. Öyle gözüküyor. Evet. Sonra. Türkiye'de en çok soy ismi olan Yılmaz. Biliyorsun değil mi? Doğru biliyorum. Evet. Değerimizde yönetim kurulunda böyle muhasebe işleri ilgileniyor falan. Evet. Onun haricinde işte Almanya'da 4 seneden beri Almanya'dayım falan. Ondan sonra Airbus'ta 40 seneden beri çalışıyorum. Ne güzel. Siz Trabzon neresindendiniz? Trabzon merkez Gürbulak köyü. Ha Gürbulak'tansınız. Evet. Şimdi buradan Gürbulaklar, Trabzonlar, Türkiye'de izleyecekler. Türkiye'de tanıdıkları memlekete selamlar. Selam diyoruz. Evet. Peki aleyküm selam diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Efendim siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Sizi de tanıyalım. Şimdi şaşırmak yok. Demin dedin Yılmaz çok dedin. Evet. Üstüne yanına da bir Murat Yılmaz koyalım. Öyle mi? Ben de Murat Yılmaz. Maşallah maşallah. Allah bereketini artırsın. Sevgili izleyicileri görüyorsunuz. Ben hep Yılmazların arasında bir tane Türk kaldı. Evet. Hoş geldin. Hoş Hamburg'umuza. Sağ güzel Hamburg'umuza hoş geldin. Derneğimiz olarak burada tabii ki Trabzonlular ve sadece Trabzonlular değil Karadenizlileri de kaplıyoruz. Onları da tabii ki kucaklıyoruz. Burada faaliyet göstermeye çalışıyoruz. İşte horon derslerimizden, işte din dersinden gecemize kadar herkesi kucaklayıp burada beraber olup birbirimize destek olup. Maşallah. Önemli olan bu dernekleri kurmak değil. Kurup yaşatmak, sahip çıkmak. Evet. Bu gönül işidir biliyor musun yani? Aynen öyle. Başkanımız lazım. Dediği gibi 21 senedir bu dernek maşallah ayakta duruyor ve var inşallah... Var mı bir sıkıntı? Nasıl gidiyor yani dernek? Sıkıntı yok. Yok mu? Darlığa devam. Aynen. Tamam. Evet. Teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Eyvallah sağ ol. Evet başkan kaldığımız yerden devam edelim. Önümüzdeki ayın 25'inde bir Karadeniz gezisi yapıyorsunuz. Onunla ilgili görüşlerinizi sevgili izleyicilerimize paylaşınız. Gelenek haline geldi dedik. Gerçekten de öyle. 21 yıldır var olan derneğimizin korona süreci hariç her sene böyle özenle düzenlediğimiz, organize ettiğimiz, Türkiye'den birçok sanatçımızı getirdiğimiz, buradaki sanatçılarımızla beraber aile ortamında, Trabzonlara ve Trabzonlar Derneği'ne yakışır bir ortamda, Hamburg'un en büyük düğün salonunda düzenlediğimiz gecemizi 25 Aralık'ta inşallah bu sene yine layık ile insanlarımıza bir hizmet sunacağız inşallah. Bir araya gelmek, kemencemizi dinlemek, koronumuzu izlemek, kültürümüzü yaşatmak ve yaşamak babında geçen gecelerimiz.
Evet başkan, gecemizde kimler var? Türkiye'den sanatçılar var diye. Ona da bir söyler misin? Gecemizde bu sene Selçuk Balcı sanatçımızla anlaştık. Evet. Keza yine Türkiye'den Sedat Keskin kardeşimiz, sanatçımız. Kemencecilerin piri desek yeri olur herhalde. Yanımda da kemenceci var ama Tahsin Terzi. Selam olsun onlara. Selam olsun onlara. Çok buradan kucak dolusu. Evet. Keza Ceren kızımız gelecek bu sene ilk. Öyle mi? Ceren'de var mı? O selam olsun Ceren'e burada. Konya'da bir program yapmıştık onların inşallah. Çok güzel. Onun yanı sıra tabii buradaki değerlerimize sahip çıkmak dedik az önce. Soner kardeşimizi inşallah bu sene ilk defa gecemizde ağırlayacağız. Hasbihal edeceğiz orada. Beraber hem insanlarımıza Soner'imizi tanıtmak hem de ne güzel. Bu faaliyeti sağlamak istiyoruz. Horon ekibimiz olacak. Çok güzel bir gösteri olacağını biliyoruz zaten ama insanlarımızın katılığıyla daha da güzel olacaktır inşallah. Aydın Akyol kardeşimiz keza yıllardır bizden beraber. Dolu dolu bir gecemiz olacak. Tabii ki buradaki STK başkanları başta olmak üzere konsolos hanımımız, ateşelerimizi davet edeceğiz inşallah. Hep beraber bize her yer Trabzon diyeceğiz 25 Aralık'ta. İnşallah. Başkan, bu işler gerçekten zor ve meşakkatli bir işlerdir. Ben bir kez daha sizi tebrik ediyorum. Son olarak Almanya, Hamburg, bu civardaki Karadenizlere, Türk vatandaşlarına ve Trabzonlara mesajın ne olur? Mesajım şu. Zaten az önce de sen söyledin Ayhan Hocam. Biz sadece Trabzonlar derneği değiliz veya sadece Trabzonsporlar değiliz. Bizim Mardinli, Sivaslı, Türkiye'nin hemen hemen her yerinin üyelerimiz de var. Burada daha önceki röportajda da söylediğim gibi önemli olan bu işe sahip çıkmaktır. Evet. Bu da tabii ki insan gücüyle oluyor. Sadece yöre olarak değil, belki de ülke olarak da haklarımızı, değerlerimize sahip çıkmak, sesimizi duyurabilmektir. İnsanlarımıza hangi yöreden olursa, hangi ilden olursa olsun onlara bir hizmet sunabilmek. Zaten bizim sloganımız hepsini bağdaştırıyor. Bize her yer Trabzon. Ondan aynen öyle. 81 ilde bize... Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çok teşekkür ediyorum. Rica çalışmalarınızda ederim. Başarılar diliyorum. İnşallah o gece burada olur muyuz, olmayız bilmiyorum ama haberlerini alırız, iyi olur inşallah. Özellikle senin olmanı sağlarız. Yok, önemli değil de program var biliyorsun Türkiye'de. Ama kalmaya çalışırız inşallah. Söz de vermeyelim. İnşallah. Tekrar başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Allah muvaffak eylesin. Ne diyelim? Amin. Peki inşallah. Buradan ne diyoruz şimdi Türkiye'ye? Türkiye'ye selam ediyoruz. İmkanı olanlar buyursun gelsin diyoruz. Bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Aynen öyle. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Buradan herkese bay bay yapıyorum şöyle. Hamburg. Yerinde kemencenin Soner yayına bastı. Şamaşını yıkadı, şaplamalara rastı. Bir gün akşam üzeri gene hava karardı. Aldı çamaşırları, çevreleri orada kaldı. Unutamadım seni, seni yavrum kızı. Aldım çevrem cümleni, eyledim ya su kızı. Yeri dağların gani, kalkar çimen gani. Hala tüter oradan, o yayla kokumeli. O yayla kokumeli. Eskisi gibi değil, bedenimiz değişti. Nasıl değişmeyelim, aradan yıllar geçti. Bir gün aynaya baktım, düşmüş saçım ağlar. Bundan sonra muradım, beni ya aynalar baklar. Beni ya aynalar saklarım. Çıkı yüksek tavana, ben bak ne yapacağım. Ağaçlarla kuşlarla muhabbet yapacağım ama. Yıllardır Almanya'da yedim kendi kendimi. Belki ağaçlar kuşlarda atiller benim değerdimi, değerdimi, değerdimi. Abone ol.
dernekten yayın akışımız devam ediyor. Yanımızda çok değerli bir kardeşimiz var. Hamburg Trabzonlar ve Trabzonspor Taraftarları Derneği Onursal Başkanı. Efendim hoş geldin, sefa geldin. Teşekkür ediyorum. Siz önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben İlhan Yılmaz. Akçaabat'tan geliyorum. 1978 yılında buraya geldim. 78'den bu yana buradayım. 2009'da bu derneğin yönetimine geldik. 2009'un sonunda da başkanlığı ele aldık. Maşallah. 2023'ün ikinci ayına kadar. 2023'ünden ikinci ayından sonra da görevi işte bu az önceki arkadaşımıza ve yönetim kurulu arkadaşlara devrettik. Evet. Yavaş yavaş gençler artık sahneye çıkması lazım. Çıkması geç bile kalındı. Geç kalındı, evet. Tebrik ediyorum. Önemli olan da şöyle bir şey, yani onlar burada doğup büyüme olduğu için dil konumu, eğitim konumu tabii ki bizlerden değişik. Evet. Onlar bu bayrağı çok daha iyi yerlere getireceğinden hiç şüphemiz yok. Zaten şüphemiz olsa teslim etmezdik. Evet. İyi bir ekibi de var. Güzel bir 11 kişilik yönetim kurulu arkadaşlar var. İçinde tecrübeli arkadaşlar, işte Nihat kardeşim gibi, Hasan gibi, evet. Adil gibi, bunlar eski yönetici arkadaşlar, kaldılar. İçinde kalması da gerekiyor. Evet, tabii tabii. Çünkü hemen ilk gelen bu işi hemen şey yapamaz. Meşakkatli bir iş, ağır bir iş. Hiç burada kimse ücret karşılığı bir iş yapmıyor. Burada çoluğundan çocuğu, tabii ki çoluğundan çocuğundan, eşinden, dostundan zamanını ayırıp buraya veriyorsun. Yani bu iş ciddi bir iş. Biz sadece Hamburg'da değil, biz Almanya'da birçok şehirdeki derneklerle beraber yani önde gideniz. Yani bunu abartısız söylüyorum. Oy, bakın, maşallah, maşallah. Biz sadece bir gece yapıp da horonla aşağı oturan değiliz yani. Bu insanlarla beraber biz mesela diyelim ki, hani şöyle bir örnek vereyim. İşte arkadaşım yanımda. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nin Almanya üniversite imtihanlarını Almanya'da organize eden bir derneğiz. Maşallah. Ve arkadaşımız da o imtihan hocasıdır yani. Öyle. Tabii maşallah. Ki yani biz hani öyle şeyle çalışmadık yani, üniversitelerle. Bak şu anda Çanakkale'den okuma öğrenci gelecek ve Çanakkale Üniversitesi aradı beni geçen günü. Bu öğrencime nasıl orada yatmaya yer, konaklama yeri yapabiliriz? Yani biz sadece şeyle kalmadık yani, böyle horon üzerine. Bizim yani burada belediyede, iç politikada iyi bir ağırlığımız var yani Almanya'da. Hani herhangi sıradan bir dernekçilikle oynamıyoruz biz yani. Ne güzel, ne güzel. O yüzden Murat Başkan'ın ve yönetim arkadaşların yükü ağır yani. Öyle. Evet, tabii kolay değil. Tabii ki. Allah yani yar ve yardımcıları olsun. Amin, amin. O yüzden yani onların sıkıntıları bayağı var yani. O devamda edecek yani, yükleri ağır. Allah kolaylık versin onlara. Amin, amin. Evet, başkan dedik, başkanım dedik. Şimdi sizin hangi köydeniz, neredeyiniz? Ben Akçaabat Dereceye bağlı Uçarsu köyü. Eski ismi neydi? Kogana. Eski Kogana. Kogana. Gidip Kogana. Daha zirvede. Evet, peki evet. Şimdi Koganalılar izleyecek seni, köylülerin. Orada burada, vardır akrabaların değil tabii mi? Tabii ki halen orada. Buradan, gurbetelden onlara mesajın ne olur? Köyümde kopmadım, kopamam. Çünkü yani gurbetin gurbeti olmaz. Onlara böyle bakarak diyorum. Söylüyorsun buradan. Buradan köyüme, hani Türkiye'nin her tarafına, 81 iline selam olsun. Çünkü biz yani... Gayrı gayrımız yok. Yok yok, bizi izle yani... Türkiye'nin 80 binde gerçekten izleniyoruz. Bakın maşallah. Buradan gidin Mardin'e. Mardin Trabzon'da derneği var. İbrahim Başkan'a deyin işte. Hamburg'da şöyle bir dernek var. Evet. Bakın size ne diyecek. İyi yani. Tanırım İbrahim Başkan'ı. Selam olsun ona. Buradan selam, Mardin'e yani, selam buyur. Olsun. Yani birçok yani evet. Bizim sadece şeylerin değil. Biz Çanakkale'de üniversitelerin bir şeyimiz var. Erzurum'da yani biz böyle üniversite bazında öğrencilerle bizim hani öyle herhangi şey sıradan dernek değiliz diyorum yani. Eyvallah, Almanya'da bakın iddialıyız. Bu üzere biriz. İnşallah başkan, daha iyi zirvede göreceğiz sizi. Daha böyle konumda gençler, olacak. İşte bakın gençler o yüzden işte buraya geldi. Evet, onlar bu bayrağı hani yükü ağır dedim ya. Onların yükü gerçekten çok ağır. Allah kolaylık versin, yardımcılar olsun. Yolları batları açık olsun. Açık diyelim olsun ya. Ne demek. Çok teşekkür tabii. Ediyorum. Sağ olasın. Ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Evet efendim, sizi de tanıyalım. Ben Nihat Bayram. 2009 yılından beri yönetimde bulunuyorum. Evet. İlhan Başkanımız döneminden beri devam ediyoruz yönetimde. Bu dönemde yönetimde hem tecrübeli arkadaşlar var, hem genç arkadaşlar var. Uyum içerisinde birlikte çalışıyoruz. Ben şahsen çok keyif alıyorum bu ortamda bulunmaktan, yönetimde görev almaktan onur duyuyorum. Her iki başkanım da aşağı yukarı anlattılar yaptığınız faaliyetleri. Ben sadece şunu ilave etmek isterim. Söyledikleri gibi sadece gece düzenlemiyoruz. Bunun yanında sosyal, sportif, kültürel faaliyetlerde önemli katkılarımız oluyor. Diğer derneklerle birlikte Hamburg'da,
Mesela 23 Nisan olsun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olsun, 19 Mayıs. Milli bayramlarımız. Milli bayramlarda ortak programlar yapıyoruz. Bunlara biz çok ciddi katkılarda bulunuyoruz. Bunları bu şekilde devam edeceğiz. Artırarak bunun gayreti içerisinde olacağız. Size de teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Başarılar diliyorum. Çok da biz teşekkür ediyoruz size. Çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. Gençlere de şöyle güzel bir örnek olun. Onlara güzel bir ışık. Açın önlerini. Bu dernekler iyi bir yere gelsin. Tabii tabii tabii. Yani. Bütün gayretimiz bu yönde zaten. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Sağ olasın. Evet efendim, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Türkiye'den selam getirmişim. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sizi de tanıyalım. Ben adım Hasan Zengin. Zengin, evet. 44 yıldır burada yaşıyorum. Maşallah. Yaklaşık işte 21 yıldır bu derneğin kuruluşundan bu yana hemen hemen aralıksız yönetim kurulunda bulundum. Eyvallah. Severek bulundum. Gönülcü dedik ya az önce. Aynen, evet, evet, çok güzel oldu. Ben hatta şöyle söyleyebilirim. Bu dernekten önce Hamburg'da Trabzon'da birbirini tanımıyordu. Bu evet. Dernek sayesinde insanlar burada birbirini tanıdı, akraba oldu. Mükemmel bir ortam oluştu. Ve o yönden severek yaptım. Ama artık inşallah bir dahaki dönemde kendi arkadaşlarla bezet buluş. Onlar bizim bıraktığımız yerden çok daha iyi yerlere gelecekler diye ümit ediyorum. Yani, kesin bundan eminim. Türkiye'den, bizi seyreden Türkiye'de bütün şöyle bakıyorsun onlara. Tanıyan tanımayan herkese çok çok selam söylüyorum. İyi ki geldiniz, mutlu olduk. Eyvallah, biz de mutlu olduk. Evet. Bak derneğin amacı da böyle insanların birbirine tanışıp kaynaşması. Evet. Bu dernek olmasaydı biz buraya gelip sizlerden tanışacak aynen, halimiz evet, yoktu. Vesile oldu bu dernek. Evet. İşte bunlar dediğiniz gibi gönül işi, evet, meşakkatli, zor evet, işler ama sahip çıkmak lazım. Trabzonların tesisinin olduğu yerde, Türkiye'nin tesisi olduğu yerde insana gurur veriyor. Evet. Hatta bir anımı da paylaşayım sizden. Köyden, yani Trabzon'dan beni birader aradı, bir asker dedi, abi al onu dedi İstanbul'dan. Bunu Kırklareli'ye teslim et. Ben de Kırklareli'ye gittim ve orada hemen Karadeniz Derneği'ni aradım. Bak, hmm, Karadeniz Derneği'ni aradım ve bir dernek buldum. İnan ki Bordom abisi var orada, Yeşil Beyazı var, Samsun Spor var, Giresun Spor, Rize Spor var. Çok hoşuma gitti ve ben kendimi güvende hissettim. Hmm. Ve onu oraya teslim ettim, gözüm arkada kalmadı. İşte hmm, dernekçiliğin faydası bu. Senin hangi ilçeden dedik biz? Oflu. Evet, Of Cumapazarı. Tebrik ediyorum seni. Of'un özelliği de biliyorsun. Her zaman bir adım öndedir, sınırsız. Şuradan Oflulara neler söylersin? Baban da senin kamerada. Oflara da selam olsun bu arada. Evet. Çok Oflu dostlarımız var. Her zaman söylüyorum arkadaş, kimse alınmasın. Ayrı gayrımız yok. Trabzon'un dizi beraberiz ama Oflular her zaman bir adım öndedir. Bunu kabul etmek lazım. Ben şöyle söyleyeyim. Bütün Oflulara tabii buradan selam gönderiyorum ama bizim üst kimliklerimiz var. Biz birincisi Türk'üz, ikincisi Trabzon, ondan sonra Oflu'yuz. Eyvallah sana. O yüzden buradan bütün ülkemdeki insanlar, Trabzon'daki insanlara selam söylüyorum. Hepsini seviyoruz. Tabii Oflu hemşerilerime de ayrıca tekrar selam söylüyorum. Tanıyanları tanımayan herkese. Allah'a emanet ol, ne diyeyim başka? Çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Sizin de çalışmanızda başarılar diliyorum. Gençlere örnek oluyorsunuz, tebrik ediyorum. İnşallah öyledir. Öyle öyle inşallah, çok hoşuma gitti. Benim sizi de tanıyalım. Evet, ismim Ayhan İlhan. Adaşım benim. Aynen hoş öyle. Hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu dernekte yöneticiyim. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Siz de geldiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Siz Trabzon neresinden? Ben dernek pazarına bağlı Tüfekçi köyündeyim. Yükseklerden. Yükseklerden. Selam olsun zirveye. Selam olsun Holoboğazı'na. Oh ne güzel. Evet. Oradaki öyle dostlara. Tabii ki. Vardır orada akrabalar. Olmaz mı? Yakında zaten biliyorsunuz gecemiz var. Tahsin Terzi de gelecek. Kendisi de zaten. Selam olsun Tahsin. Holoboğazı'ndandır. Sağ olsun Tahsin'imiz. Aynen bu şekilde gecemizde bize neşe katacak kendisi. Evet. Evet. Ne güzel. Başka hangi sorunuza cevap verelim? O zaman Hamburg'da hayat nasıl gidiyor? Hamburg'da. Kurbedel'de daha doğrusu, burası yabancı bir ülke, Almanya ama. Ya burası artık yabancı bir ülke değil. Burası bizim artık ortak, ikinci vatanımız diyebiliriz. Evet. Hatta bir kalbin iki yarısı vardır ya. Doğru. İsterseniz birinci ülke Türkiye olsun, isterse ikinci burası olsun fark etmez ama kalbin iki yarısı vardır. Burası da aynen o şekildedir. Sizler bakın geldiniz ana vatandan buraya. Bizleri burada konuşturuyorsunuz. Ülkemizden bahsediyoruz. Burada gençlere Türkiye'nin benimsemiş olduğu milli ve dini günler var. Bunları burada anlatıyoruz. Bu günleri kutluyoruz. Ülkemiz bize uzak değil. Biz artık buralıyız. Burada derneğimiz var. Burada çocuklara yönelik faaliyetler yapıyoruz.
Dolayısıyla burası artık bizimle bir kimliğimizde yazılı kayıtlı bir yer. Sonuçta kimliğimiz artık ne kadar Türk kökenli olsak da bir Alman kimliğine sahibiz ve burada olmak anında mutluyuz. Eyvallah. Biz bağlı bulunduğumuz ülkelerde de hem geleneklere hem göreneklere hem kurallara uyarız, gereğini maşallah de yapar çalışırız. Tebrik ediyorum. Olmaktan dolayı da, seçmen olmaktan dolayı da eyvallah mutluyuz. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Google'ne power olsun, o dille dönsün olsun, o dille dönsünler. Google'ne power olsun, o dille dönsün olsun, o dille dönsünler. Sabah uykularını bırak yalmalıyorsun. Google'ne power olsun, yanın mühendi. Seni kadının gibi yıkır bedeni sandı, yıkır bedeni sandı. Seni kadının gibi yıkır bedeni sandı, yıkır bedeni sandı. Şu zalim gurbet elini kırsalar dibe vurur, kırsalar dibe. Şu zalim gurbet elini kırsalar dibe vurur, kırsalar dibe. Bu kadar uzak bana yakayı yine vurur. Köy yumuşunlarını içerdim kanaka. Ne güzel yaşayıdır, ne de denge sana, ne de denge. Ne güzel yaşayıdır, ne de denge sana. Ula Hugo! Akşam geldim duydun mu sevduğumu yudun mu sevduğumu yudun. Akşam geldim duydun mu sevduğumu yudun mu sevduğumu yudun. Bağırdım kapılarda sesini tanıdın mı. Akşam geldim kapına bağırdım eyyar eyyar. Odan çıktı dişani dedi sevduğum ne var dedi sevduğum. O da çıktı dışarı dedi sevdiğim ne var dedi sevdiğim ne var. Akşam geldim evine serinmiş atakani, serinmiş atakani. Akşam geldim evine serinmiş atakani, serinmiş atakani. Yatakların sesine uyandı kardeşlerim. Dedim ona yufağım uyut sana vallahi. Dedi uyuma yine Allah olsun umani, Allah olsun. Dedi uyuma yine Allah olsun umani, Allah olsun umani. Değirmen delikli taşlar ne su delikli taş. Oy değirmen değirmen delikli taşlar ne su delikli taş. Tayan güne un tayan kızıl aşan ne su. Beni tanımadın mı belalı yumanlıyım. Yedi seneden beri kızarla sevdalıyım kızarla sevdalıyım. Yedi seneden beri kızarla sevdalıyım kızarla sevdalıyım. Thank you.
Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Benim ismim Mustafa Davulcu. Mustafa Davulcu. Evet. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. İyisin. Evet. Yayınımıza hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet, Almanya, Hamburg'da hayat ve gurbet nasıl gidiyor? Çok iyi. Memnun musun? Ben memnunum. Kaç yıldır Almanya'dasın? 49. 49 yıldır, ey maşallah. Köyü özlüyor musun? Şimdi senin sayende köyü arada görüyorum. Öyle mi? Arada görüyorsun, şöyle kameraya bakıyorsun. Sen Trabzon? Akpınar. Akpınar. Akçabır Akpınar. Evet. Namı diğer Ozeysal. Aynen. Evet sevgili dostlar, tabii biz zaman zaman çekimlerimizde çok ilginç insanlarla da karşılaşıyoruz. Bu değerli kardeşimiz aynı zamanda yönetmen, klip yönetmeni Murat Davulcu'nun babası. Murat kardeşim, seninle tanışmamız olmadı ama babanı geldik Hamburg'da yakaladık. Aha, karşında baban. Evet, neler söylemek istersin? Şu anda oğlun izleyecek, oradaki akrabalar izleyecek. Hepsine ayrı ayrı selamlar. Aleyküm selam diyoruz. Özledin mi oraları? Ya özlüyorum tabii. Çok mu? Bu sene gittin mi izine? Gittim. Yaylaya çıktın mı? Çıktım. Sizin yayla hangi yayla? Büyükova. Büyükova yaylası. Evet. Ne kadar kaldın oralarda? 6 ay kaldım. 6 ay kaldın. İyi, peki şimdi hem köylülerin izleyecek hem oradaki akrabayı taluk et izleyecek. Türkiye'deki yakınlarına bu Almanya'dan, bu gurbetten son mesajın ne olur? Hepsine ayrı ayrı çok selamlar ederim. Başka geçim yok. Aleyküm selam diyoruz. Sevgili seyirciler, Hamburg Trabzonlar ve Trabzonsporlar Taraftar Derneği'nden selamlar, saygılar iletiyorum. 25 Aralık'ta Hamburg'da düzenleyecek olacağımız Haydi Horan'a motolu Karadeniz Gecesi'ne sizi davet etmek istiyorum. Bu sene yine dop dolu bir programımız, Selçuk Balcı olarak davet ettiğimiz sanatçımız, artı Sedat Keskin, Ceren kardeşimiz ve yerel olarak Soner kardeşimiz ve Aydın Akyol arkadaşımız gecede sahne alacaklar. Horon gösterileri, horon oynama imkanları, yöresel peynir satışlarımız ve hemşerilerimizle insanlarımızı hasbihal etme imkanına sizi davet etmek istiyorum. Buyurun gelin.